Herkese merhabalar. Uzaktan eğitimlerin başladığı günden beri EBA platformu öğretmenler ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta. Bu kullanımlar genellikle ortak bilgisayarlar ya da tabletler üzerinden gerçekleşmekte. Kullanıcılar kendi profillerine girerken bazen sorunla karşılaşmakta. Bu amaçla da bu sorunları aşabileceğimiz bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım videomuz işe yarar. Sorunumuzun özeti kısaca, diyelim ki bir velimizin birden fazla çocuğu var ve her çocuğuyla ilgili oturum açması gerekiyor ayrı ayrı zamanlarda. Ama sisteme girdiğinde ilk açtığı öğrencinin sayfası sürekli geliyor. Tekrar giriş yaptığında yine aynı şekilde hep ilk açtığı öğrencinin sayfası ekrana geliyor. Aslında yeni öğrenciye giriş yapabilmek için eski öğrencimizin sayfasının tamamıyla çıkış yapmamız gerekiyor. Ama eksik bırakılan bir hatadan dolayı bu sayfayı kapatamıyoruz. Şimdi uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Umarım sizlerin de sorununu çözer. Öncelikle ben EBA'nın uygulamasını kullanıyorum. Tabii sizler bilgisayarınızı veya tabletleriniz üzerinden, tarayıcılar üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Orada da aynı hatayla karşılaşırsınız. Karşılaştığınızda yapmamız gereken çözüm. Şimdi göstereceğim kısımda gizli. Şimdi EBA sayfasına ulaşıyoruz. Ben öğrenci girişi yapacağım. Birden fazla öğrenciyle giriş yapacağız. Önce bir öğrencimle, sonra başka bir öğrencimle giriş yapacağız ve aslında sorunsuz iki profil arasında da geçiş yaptığımızı göstereceğiz. Şimdi ben bu öğrencimizin giriş bilgilerini giriyorum. Profilimiz açıldı. Bakın gördüğümüz gibi profilimiz açıldı. Birazdan da farklı bir öğrencinin profiline giriş yapacağız. Bakın bizlerin yaptığı en büyük hata şu alttaki direkt çıkışlardan sistemden çıkış yapıyoruz ya da yukarıdaki internet tarayıcıdan giriyorsak yukarıdaki çarpı işaretinden direkt tarayıcımızı kapatıyoruz ve çıktığımızı düşünüyoruz. Aslında sistemden çıkış yapmış olmuyoruz bu şekilde yaptığımızda. Sadece o an oturumu bekletmiş oluyoruz. Kısaca öyle söyleyelim. Yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken bakın değerli veliler şu. Uygulamadan giriyorsak ya da tarayıcıdan açıyorsak telefonumuzun şu EBA logosunun yanında 3 nokta var. 3 tane çizgi var. Bu 3 çizgiyi tıkladığımızda bize bir takım sekmelerin açıldığı bir sayfa geliyor. Bizim işimiz şurada. Çıkış yapacağımız zaman. Bakın buradaki küçük ok işaretini tıklıyoruz. Aşağı doğru açıldığında yeni bir takım bilgiler geliyor. Biz en altta gördüğünüz gibi çıkış butonuna basıyoruz ve çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Bakın şimdi başka bir öğrencimin bilgileriyle giriş yapacağım. Herhangi bir sorun yaşamayacağım. Şu an çıkış yaptık sistemden. Tekrar ben öğrenci girişi yapacağım. Bakın az önce Tuana isimli öğrencimiz sistemde vardı. Şimdi başka bir öğrencimizin geldiğini hep birlikte göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi girişimiz tamamlandı. Sayfaya baktığımızda zaten farklı bir öğrencinin profili olduğunu görüyoruz. Ben çıkışlarımı şuradan yapsaydım değerli veliler, şu alttaki telefonumun çıkış butonlarını kullanarak çıkış yapsaydım, kesinlikle her girdiğimde sisteme farklı bir öğrenciyle giriş yaptığımda hep bir önceki öğrencinin ya da bir önceki kullanıcının bilgileri ekranı gelecekti. Doğru çıkış yaptığımızda ise kesinlikle herhangi bir hatayla karşılaşmıyoruz. Doğru çıkış nedir? Bakın öğrencimizin ismi de değişti burada. Basıyoruz. Aşağı ok tuşuna buradan çıkış simgesini tıklıyoruz, yazısını tıklıyoruz ve çıkışımızı yapıp sistemden çıkmış oluyoruz. Aynı şekilde yani tarayıcı üzerinden giriş yapan arkadaşlar da mutlaka yine aynı şekilde profil sekmesinden çıkışını tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde sayfayı kapatmak ya da tarayıcıyı komple kapatmak işi çözmüyor. Mutlaka şuradan profil sekmesinden çıkış yapmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimizde sorunsuz bir şekilde EBA'ya giriş çıkışlarımızı yaparız. Umarım Umarım videomuz işinize yarar. Kanalımızın büyümesine yardımcı olursanız, etrafınızdaki ilgili kişileri kanalımızı takip etmesini isterseniz ayrıca bizi mutlu edersiniz. Umarım keyifli bir eğitim öğretim yılı geçiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.